Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Sömestrin ilk yarısı sizin için boş boş geçtiyse ve bunun için endişeleniyorsanız bu video tam da sizler için. Haydi başlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle endişelenmemeniz gerektiğini sizlere iletmeliyim. Çünkü hemen 9. sınıfın ilk döneminin başındayız ve tatilde de tabii ki birazcık canımız tembellik yapmış olabilir. Bu oldukça normal bir durum. Tabii ki bu durumu fazlaca uzatmaya gerek yok. Artık bunun farkındayız çünkü. Dolayısıyla artık çalışmalara da ufak ufak başlamamız gerekiyor. Tabii bunun yanında ilk dönemi gayet verimli geçiren, günü gününe tekrar yapan ve başarı düzeyi üst düzeyde olan arkadaşlar vardı. Ve bu arkadaşların da bir kısmı sömestrin ilk yarısında sadece yatarak, dinlenerek vakit geçirdiği için bazı noktalarda endişeye kapılmış olabilir. Evet arkadaşlar, şimdi herkesi rahatlatan açıklamayı yapma vakti geldi. Endişelenmenize gerek yok. Hadi geçelim hemen ilk maddemize. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi sömestrin ikinci yarısı için bir kendimize çalışma programı yapabiliriz. Ancak dersleriniz ilk dönemde iyi de olsa, kötü de olsa önden gitmenize pek de gerek yok. Hocam ben zaten formdayım, deneme netlerim de şu anda çok iyi diyen arkadaşlar varsa kendine bir konu tekrarı programı yazabilir. Hocam ben zaten onları da yapmıştım dönem kapanmadan diyen arkadaşlar varsa evet, sizi hiçbir şey durduramaz, artık ikinci dönem konularına başlayabilirsiniz. Ama tabii ki bu durum 9. sınıf öğrencilerin yalnızca %10'unu karşılayacak bir sayı. Dolayısıyla sizler ne yapacaksınız? Konu anlatımları ve soru çözümleriyle ilk dönem tekrarlarını tekrar kendine getirmeniz sizler için iyi olacaktır. Evet, gelelim ikinci maddemize. Sevgili arkadaşlar, şimdi tamam, ilk dönem eksiklerimizi gidermemiz gerektiğini biliyoruz. Peki ne yapmalıyız? Bununla ilgili olarak kağıdınızı, kaleminizi önünüze alacaksınız ve konu listesi yapacaksınız. Bu konu listesini neye göre yapacağız? Tabii ki eksiklerimize göre. Şimdi arkadaşlar, öncelikle her dersin bir konu anlatımlı kitabını veya soru bankasını önümüze alıyoruz. İçindekiler kısmını açıyoruz ve konu listelerini gözümüzün önüne getiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. İlk dönem bizim için hangi konular sanki olmadı, yazılılarımızda veya girdiğimiz deneme sınavlarında nerelerde eksiğimiz var? Şimdi bu konuları ders ders, konu konu bu kağıda yazma vakti. Bunu da yaptıktan sonra önünüzde artık sömestrin ikinci kısmında konu anlatımı ve soru çözümü yapmanız gereken dersler ve alt başlıkları belli oldu. Artık çalışmaya hazırız. Bir sonraki maddemiz tabii ki buradaki çalışmaların nitelikli bir şekilde gerçekleşmesi. 40 dakika ders, 10 dakika ara şeklinde çalışmalar yaparsanız hem tatilinizi verimli geçecek zamanı da oluşturmuş olursunuz, hem de derslere ayırmış olacağınız süreyi de önceden belirlemiş olursunuz. Bununla ilgili olarak sizlere sabahın erken saatlerinde bu çalışmaları yapmanız, artık kaç oturum yapacaksanız 4 oturum, 5 oturum, 6 oturum, bunu tamamen kendiniz belirliyorsunuz ihtiyacınıza göre ve sadece o gün o çalışmayı yaptıktan sonra çalışmanızın başlangıç ve bitiş saati de önceden belli olmuş olacak ve günün geri kalan kısmı da tabii ki yine sizlere kalmış olacak. Kaliteli vakit geçirmiş olacaksınız. Sevgili arkadaşlarımız, birçok arkadaşımız bu zaman dilimlerini verimli olarak kullanmadığından dolayı maalesef gün içerisinde oldukça yoğun bir çalışmayla tempolarını devam ettiriyorlar ve eğlenecekleri, kendine ayıracakları vakitlerin kalmadığını görüyorlar. Bu da maalesef zihinsel bir yorgunluk anlamına geliyor. Bunu unutmayalım. Sevgili arkadaşlar, konularda iyi de olsak, ortalama da olsak, yetersiz de olsak hepimizin konu anlatımlarına ihtiyacı var. Dolayısıyla bildiğimiz bir konuyu bile bir süre sonra unuttuğumuzu düşünürsek, bu yüzden konu anlatımlarının hepimiz için hayati olduğunu unutmayalım. Bu oturumlardan birini mutlaka konu anlatımına ayıralım ve ardından bolca soru çözümüyle süreci pekiştirelim. Ve gelelim tabii ki bizim netlerimizi artıracak ve 9. sınıfta 10. sınıfa hazır bir şekilde geçmemizi sağlayacak altın bir kurala. Birçok arkadaşımız bunu geçtiğimiz yıl LGS'de de yapmadı. Ama unutmayın, bunu yaparsak hayat kurtarırız. Sevgili arkadaşlar, yanlış ve boş sorularınızı lütfen kaydedin. Bunu gerekli işaretlemelerle yapabilirsiniz. Gerekirse bir soru defteri oluşturarak bu soruları kesebilir, defterinize yapıştırabilirsiniz. Bunun için çeşitli yöntemler deneyebilirsiniz, fark etmez. Ama sizlerden isteğimiz tabii ki tatil boyunca çözeceğiniz sorulardaki yanlışlarınız ve boşlarınızı bir kenara kaydedin. Ve zamanı geldiğinde, yani okullar açıldığında bunları öğretmenlerinize sormak üzere bir kenarda hazır bir şekilde bulundurun. Bu çalışma tabii ki sizlerin 9. sınıfta birçok şey elde etmenizi sağlayacak. Evet sevgili arkadaşlar, sizler tatilin ikinci yarısı için neler planladınız? Şimdiden bunları duymak için sabırsızlanıyorum. Haydi bakalım yorumlarda buluşalım.